Sal gelir bir varmışsa yok olur. Ana ceviz bir şey verin ya. Bu nedir, kuruduk be valla. Şunlardan ye bari. Zerre. Adam pis etmiş seni. Hangi adam? Oteldeki adam işte. Yok ya, o yaşlı başlı adam diye ben ona şey yapmadım. He. Dibe sen niye her şeyi herkese anlatıyorsun? Adam az daha kelebek bıçağını sokuyordu. Bazen çok kabasın ha. Sen de bu sistemin en küçük parçasısın Zerre. Terbiyeli ol, terbiyeli. Çok küfür ediyorsun. Buzu bu ya. Ne yaptın? Neyi ne yaptım? Zahir'i. Kapıdakiler haberli. Gelirse almayacaklar. Ne? Sonra ne olacak diyorum Dilber? İlli'nin körü olacak Yıldız. Başka türlü halletmen lazım. Nasıl? Ne bileyim ben. Arıza çıktı bir kere. Yıldız Hanım. Hı. 5 numaralı masa sizi çağırıyor. Tamam. Hadi gel beraber gidelim. Kalabalık masa. Kızım konsu yoksa para da yok. Anla bunu artık. Aman ben gideyim de masa şöyle bir eğlence görsün. Yürü. Allah'a seveyim. Kızdı patron. Hoş geldiniz hocam. Nasılsınız inşallah? Kızım soruma cevap versene. Bir hoş geldin demese miydin? Yıldız. Şükür kavuşturana. Patron gelir gelmez odama gelsin dedi. Tamam. Sen şimdi güzel bir yere şey yap. Ben geliyorum canım. Hocamıza şöyle güzel bir masa yapalım. Yok yok, ben öyle ortalıkta olmasın. Kenardan bir yerden bakarım. Hı. Hallederiz. Buyurun. Buyurun hocam. Merak ettim yani. Birlikteydiniz galiba. Hı hı. Hı. Senin işin ne? Yıldız. Oturabiliyor muyuz hocam? Oturdunuz zaten. Valla ben Dilber'i hiç böyle görmedim. Nasıl yani? Valla nice talipler burada servet harcadı da dönüp de bir tanesine bakmadı. Hı. Hı. Öyle mi? Ölüm çıksın ki bak, yemin ediyorum. Ama sana karşı bir şey yani. Sen dedim ama sen diyebiliyor muyuz? Dedin zaten. Yıldız. Yeni oturdum. Sevdanın düşmanı çok hocam. Maalesef. Sevdanın düşmanı çok. Teyze diyeceğim. Teyze. Yıldız teyze. He. Cocuğu. Aşkım. Evet. Geldi bak bakalım. Teyze. Teyze diyeceksin. Ha. Selam. Kimse takip etmedi seni değil mi? Ben nereden bileyim? Ayrıca takip işi gizli yapılan bir iş. Ben kimseyi görmedim de adam işini başarılı yaptıysa ben nereden bilebilirim? Ne haber Yıldız? Şu kıza bir ev bulursak daha iyi olacak. Senin suratın niye böyle turşu gibi? Dilber sen ne yapıyorsun ya? Biz gül gibi geçinip gidiyorduk. Zahir'i sıçrattın üstümüze. Bak senin yüzünden dayak yemeyen bir İzzet kalmıştı. Onu da ufaladılar. Her şeyin suçlusu benim. Öyle mi yani Zerre? Dilber gittiğin yol yanlış. Ben senin iyiliğin için söylüyorum. Yani Zahir
Yine bizim evimizin hayvanıydı. Biz biliyorduk huyunu suyunu da idare ediyorduk. Ama sen şimdi hocayla şey yapınca herkesin tadı kaçtı. Ben hocayla şey yapmıyorum Zerre. Onu seviyorum. Sevince de şey yapıyorsun işte. Yanlış mıyım? Tabii ki yanlışsın. Her zamanki gibi. Aşk canım bunun adı. İyi ya. Ben yanlışım ya. Biz siz doğrusunuz. Ortalık hadi toplayın bakalım o zaman. Ya ben aşık oldum diyorum oğlum. Ya bırak Allah aşkına. Aşk nedir ya? Vay, yıldızdan yüz bulamayınca buraya mı bağladın işi? Beni karıştırmayalım canım lütfen. Evet abi, buraya bağladım. Anladım çünkü. Aşk devamlı keyifli olmaktır. Kendi hayatının içine. Güzel dedi ha. He, değil mi? Kesin birinden duydun sen bunu. Duydum sana olacak. Güzel değil mi? Ya bak şunu anla artık. Ben hayatımda yeni bir sayfa açıyorum. Eski sayfaları yakıyorum. Küllerini havaya savuruyorum. O küllerin altında döne döne dans ediyorum. Aa, nasıl ama? Bir klipte falan güzel olmaz mıydı bu fikir mesela? Olur. Bak sen. Edebiyatçı manita bulunca iyice havaya girmişsin. Küller altında dans edecekmiş bak. Ben mutlu olmak istiyorum o kadar yani. Ne yapacaksın peki? Başka iş bilmiyorsun ki. Ne bu kadar insan ne yapıyorsa ben de yaparım bir şeyler işte. Sevgili kocan da oturup seni seyredecek. Ya ben boşanmaya nasıl ikna edeceğim bu şerefsiz? Sana kahve söyleyelim mi? İçip gidersin. İçmeden gideyim ben en iyisi. Zerre ya. Sen bilirsin. Bu ara İstanbul'da adam öldürtmek kaç para? Ne kaç para? Adam öldürtmek lan kaç para? Niye para harcıyorsun ki? Manitana söyle halletsin. Nasıl olsa tecrübeli. Bir daha Azem hakkında böyle bir şey dersen senin ağzını burnunu kırarım. Şaka yaptık ya. Ne biçim şaka yapıyorsun ya? Suçsuz yere yatmış bir insan için. Ben zaten suçlu yere yatan kimseyi duymadım ha. Neyse sen bak iyice düşün taşın. İşi bırakmayı sakın aklından geçirme. Git iki gün bir yerde sakla. Aklın başına gelince de beni ara. Sen de en yakın arkadaşsın. Bir yardımcı ol. Oluyorum zaten canım. Oluyoruz. Aklınızı başınıza alın hızlar. Bak vallahi yanacağız. Ben gitmeden bir tane makas alayım da evde bileklerimi keserim onunla. Çok güzel yaptın valla. Arayacağım. Haberleşiriz o konu için tekrar. Hadi. Görüşürüz. Öbürü kim? Kankası. Ha. İyi. Aman mı? Ne yapabildin? Ne yapar o? Yapamaz da. Görürüm ben onu sonra. Kasım abi. Ver bir öpeyim. Estağfurullah, estağfurullah canım. Nasılsın canım, iyi misin? İyiyim. Bu da arkadaşım Yıldız. Evim çok memnun oldum. Ay, dur. Yani. Efendimin iyi esinler senin. Dur kız, sosyetemi bozma. ne yaptınız? Ne yapalım? Ay çok heyecanlıyım Kasım abi seyredeceği için. Yok canım. Ay şahsen ben de çok heyecanlıyım. Bu kadar kıymetli beyler her zaman gelmiyor dükkanımıza. Yıldız yemin ederim biraz daha zorlasan sen sosyeteye girersin ha. Çok güzel konuşmuyor mu Azem? Konuşuyor. Benim halam noterde çalışıyordu. Ha. O öğretti bana. Ha. Noterde tam girişte evrakları hazırlıyor. Ha tamam şey... Anladım. Noter onaylı. Evet. Kaçıncı noterdi acaba? Onu hatırlayamadım ama. Aşkın iç yüzünü görseydin, kimseyi sevmeye kalkmazdın. Gidenin ardına düşseydi, kalanla kahkaha atmazdın. Hayır yani, gelip bana bunları böyle açık açık söylese, diyeceğim ki eyvallah,
kadınsın, tamamsın diyeceğim. Geldi geçen gün onun da öyle bir. Ama yani böyle arkamdan birdenbire bir de geldi böyle saçını da bir şey yaptı filan. İyice şey oldum, rahatsız oldum. Ben öyle biri değilim, beni az çok tanıdın. Yani hiçbir zaman arkadan konuşmaya gelemem ben. Benim bir şey söyleyeceksen tam diye yüzüme söyleyeceksin ya. Ay canım ya, nasıl tatlı bayım. Ya kimse video falan çekmedi değil mi? Bak bir sosyal medyaya düşersem itibarım falan biter ha. Ben çektim Kasım abi. Reels'lere koyarım valla. Bak şimdi ya. Ya herhalde 40 yıl olmuştur ben pavyona gelmeyeli. Arayı güzel kapattın ama döktürüyordun. Belki sana kalıcı bir pozisyon düşünebiliriz burada. Bilemedim. Aldın mı sabit? Afiyet olsun, her şey yolunda değil mi? Yolunda. Benim sıram geldi. Sohbet etmek istediğiniz bir arkadaşımız olursa söyleyin lütfen. Ben aileden sayılırım. Hani başka birisi daha iyi olur diye Kasım abi. Yok yok, sağ ol sağ ol. Ay ne tatlı bir adam bu ya. Hadi iyi eğlenceler. Sağ ol. Sağ ol Yunus. Herhalde 40 yıl olmuştur yani bir kadın bana ne kadar tatlı demeyeli. İyi süzdün ama arkadan bizi. Ne dedi ki tam? Benim onu sevdiğim kadar sevmiyor beni işte. Ya da benim sevdiğim gibi sevmiyor. Nasıl yani? Aşk herkes için aynı şey değildir Yıldız. O ne demek be? Boş ver. Olmayacak duaya amin diyorsun ama ibadete de bir faydası olmuyor yani. Neydi bu şimdi? İhtiyar gibi konuşuyorsun. Ne bileyim, sen bu aralar olgun meyveden hoşlanıyorsun ya, ondan herhalde. Manyak mısın? Nesi kızım? Allah Allah. Şefim, ben de bir süzme mercimek alayım. Tabii efendim. Nasılsınız kızlar? Cevap yok mu? Kafamız bozuk oğlum, anlasana ya. İkinizin de mi? Başka lüzumsuz sorun var mı Zerre? Bak bak, muameleye bak. Aranızda şu adamın kıymetini bilen bir kişi yok mu ya? Bu adamın kıymeti alnında yazıyor Zerre. Kraliçenin niye morali bozuk? Kral kafa açıyor çünkü. Aa. Konu hakkındaki görüşlerimi biliyorsunuz. Olmayacak bir iş. Yani ben hocaya saygılıyım. Ama kaygılıyım açıkçası. Evet, hepimiz biliyoruz senin o kıymetli fikirlerini. Tekrar etmene lüzum yok. Ona göre o zaman. Heh. Eyvallah. Afiyet olsun. Sesli içme şunu ya. Yıldız, beni biraz sevsen ne olur ya? Günde 5 dakika. Vaktim yok şekerim. Ne yapacağım kızlar ben bu hayvan herifle? Koca müdür geldi, o da durduramadı yani. Ya kağıt üstünde de olsa herif kocan olduğu için kimse tam şey yapamıyor tabii. Niye bitmiyor şu mahkeme işi bir türlü? Bitmiyor işte. Koca ne diyor bu işe? Ne desin? O da mahkeme diyor, hukuk diyor ama öyle de çözülmüyor işte. Başka ne yapabilirsin ki? Allah'tan azam var. Onun yanında çok daha kuvvetli hissediyorum kendimi. Elleri öyle sıcak ki. Ellerim sıcak. Bak. Fena yaparım. Aa, bakışı gibi işte. Evet. İşte sıcacık. Sıcak içiniz. Hadi hadi kızlar, işinizin başına. Sen de yürü sahneye. Aa.
Hadi hadi. Şunlara senin alay. Hadi tamam hadi kızlar hadi. Hadi gidelim. Bu ne ara komutan oldu ya? Ne diyorsun sen kızım? Ya. Medyaya çıktı seninki. Evet gördüğün gibi. Hocaya bak sen. E konuştunuz mu bunu? Şey yapmadım. Çocuğu hastanede diye. Ha. Akşam konuşuruz herhalde. E belki normal bir şeydir Dilber. Yani kadın öyle çağırmıştır. Normal bir şey mi? Dalga mı geçiyorsun sen? Ben o geceyi iyi hatırlıyorum tabii ki. Neredesin dediydim, o da lafı dolaştırmıştı. İşte söylememişti. Zaten ne zaman neredesin desem arıza yapıyor. İşte öğrenmiş olduk sebebini. İyi de bizim hocanın elin sosyetik kadınıyla ne ilgisi var? Kızına ders veriyordu. Kendisine de demek ki... Tamam Dilber. Görselleri bas bakayım. Tamam. Al. Güzelmiş. Yani videodakilerden anlaşılmıyordu. Öyle değildi de. Bu güzel Yıldız. Sen bu kadını güzel mi buluyorsun Yıldız? Ben öyle bir şey mi söyledim kanka? Evet kanka aynen öyle söyledin. Kanka alımlı. Alımlı demek istedim ben. Alım nedir ki? Paraları var, estetikle şey yapıyorlar oralarını buralarını. Her şeyleri sahte bunların, sen bunu bilmiyor musun Yıldız? Kesinlikle biliyorum, çok haklısın. Ben o bakımdan söylemedim. O senin eline su bile dökemez, bu çok açık kanka. Çevir, çevir, çevir lafı şimdi. Demin beğeniyordun. Kanka, başkasına kızıyorsun, fırçayı ben yiyorum, farkında mısın? Ağlamamak için sana çemkiriyorum. Çünkü ağlamak hiç güzel bir şey değil. Ağzın yüzün eğriliyor bir kere böyle. Ne öyle çocuk gibi? Hiç sevmem. En sevmediğim şey. Yalan mı, haksız mıyım? Haklısın kanka. Zaten haksızsın diyecek bir cesaret yok bende şahsen. Kızım ben küçükken aynaya bakmışım ve kendime söz vermişim. Beni bu hayatta kimse kolay kolay ağlatamaz. Ama buna rağmen ağlatırsa da hesabını verir. Anlıyor musun Yıldız? Anlıyorum kanka. Tabii ki. Çorbacıya gidiyoruz mu Yıldız? Ne diyorsun aşkım? Yatmadan önce bir şey yemek istemiyorum. Kiminle yatmadan önce? Allah. Her lafı belden aşağı çekiyorsun ha. Uyu oldum sende. Yalnızlık başına vurdu, ne yapsın? Ya kokoreç yiyelim o zaman. Ha kokoreç çok iyi fikir ya. Yıldız sen kokoreçe gir, ben de Dilber'i bırakayım hemen geleyim. Ben de yatmadan önce bir şey yemiyorum Zerre'cim. Yatmayı nereden çıkardın ya? Ben çorba içelim diyordum ama. Kes sesini Zerre. Hadi kolay gelsin. Kolay hadi ya. Görüşürüz Seko. Kolay gelsin. Eyvallah. İyi akşamlar Zerre. Yahu. Biz 1000 senedir kamera görmedik. Adam hapisten çıktı televizyonda. Sence mevzu bu mu yani şimdi? Değil. Tabii ki değil. O pis kadınla ne işi var kanka? Mevzumuz bu tabii ki. Unutmaya çalıştığım konuyu devamlı açıyorsun Yıldız. Kankacığım ben açmasam sanki unutuyorsun. Hayır ama uğraşıyorum. Eskiden olsa böyle bir durumda hemen kıyameti koparırdım. Bağırırdım, çağırırdım. Şimdi o kadar şey yapmıyorum hemen. Niye? Çünkü artık çok tatlısın. Biz de geliştiriyoruz kendimizi kızım, nedir yani? İşte o kadar kanka. Gelişmek lazım kanka. Yoksa böyle kaliteli bir adama denk geldiğinde şey oluyorsun yani. İyi değil ki öyle. Kankacığım çok doğru söylüyorsun.
gelişmemiz lazım. Aferin bak, sen lazım diyorsun. Lazım dememek lazım mesela. Kanka evet, şey nota gibi düşün. La. Lazım yok, biliyorum. Ha, ha. Gelişiyorum işte. Biliyoruz. Kankacığım gelişiyoruz. Aynen. Geliştiriyoruz. Çok şeyi. Güzel, çok güzel. Sen. Ne olacak şimdi? Bilmiyorum. Kaç gündür zombi oldum. Uyku yok. Sabaha kadar dönüp duruyorum. Biliyorsun en nefret ettiğim şey uykusuzluk. Seven var mı ki? Neyi? Uykusuzluğu. Mevzumuz bu mu yani şimdi? Sana da mevzu beğendiremiyoruz Dilber. Aslında o da beni seviyor, biliyorum. Ya bakışlarından anlıyorum bunu. Kendisinin bile haberi yok ama o da bana aşık. Kendisinin bile haberi yok. Öyle mi? Yok tabii. Kafasında büyük meseleler var. Ondan şey yapamıyor yani. Bir de benim durumlarım var tabii. Tabii. Adam sanki hayatta ama yaşamıyor gibi. Ama ben ne yapayım şimdi? Bizim de bir gururumuz var Yıldız. Tabii. Kanka ben gideyim artık. Hı. Sosyal medyadan tanıştığım biri var. Geceleri konuşuyoruz. Öyle mi? Her gece aynı saatte. Her gece aynı saatte. Çok güzel değil mi? Bence adam evli. Nasıl yani? Niye aynı saatte konuşuyor? Başka saatte arama diye. Öyle mi diyorsun? Kusen var ya. Ya kanka yok öyle bir şey ya. Nereden çıkarttın? Yok öyle bence bir şey. Bu gece aynı saatte ara sor. Tamam soracağım. Gel buraya. Hadi kankam. İç kanama yoktur değil mi? Allah'ım ne olur iç kanama olmasın. Dış kanama o kadar önemli değil. Mühim olan iç kanama olmasın. Burun kanaması falan o kadar bir şey değil. Söyleye söyleye sonunda kanatacaksın Yıldız. Ben niye kanatıyorum ya? Tövbe de. Beyinsiz. Affedersiniz hocam. Beyinsiz hoş olmadı yalnız. Tamam, affedersin dedim ya. Bana demedin, hocaya dedin. Tamam, sus ya. Sana da diyorum işte. İyi bari. Ne çok hastane var hayatımızda. Efendim hocam, bir şey mi söylediniz? Yok Yıldız, bir şey söylemedim. Hastamızı odaya aldık. Sonuçları bekliyoruz. Ciddi bir şey yoktur inşallah, böyle iç kanama falan. Sonuçlar çıkınca size bildireceğiz hanımefendi. Sağ olun efendim. Teşekkür ederiz, sağ olun. Siz nesi oluyorsunuz? Ben... Arkadaşıyız. Aileden kimse yok mu? Biz yani aile sayılırız, arkadaşlar iş yerinden. Genel durumuna bakacağız. Ama bir iç kanama var mı bilmiyoruz. Sabah kadar kontrol edeceğiz. Tamam. Geçmiş olsun. Sağ ol. Bak o yüzden dedim ben iç kanama diye. Çocuklar, siz kantine inin. Ben bir odada bakayım falan. Uyanırsa çağırırım sizi. Tamam. Dinleniz. Tamam hocam. Ben Yıldız'ı götüreyim yoksa ben iç kanama geçireceğim. Arkadaşım için endişeleniyorum. O yüzden. Tamam da en kötü ihtimal 50 kere söylenmez ki. Biz de gelebilir miyiz hocam? Gelin gelin. Hı. Ay. Maşallah sen bayağı iyisin. Görmüyor musun halimi sen?
Ay. Ay. Samantha. Ha. Birkaç güne hiçbir şeyin kalmayacak tatlım benim. Ağlama kurban oldum. Bak Dilber, bak kızlar da buradaydı. Gönderdik ikimiz kaldık. Herkeslerin selamı var sana. Aleyküm selam. Kim? Hepsi buradaydı var. Hepsi ayrı ayrı selam söylediler. Canım. Yıldız. Size emanet edecektim. Tamam abicim, tamam. Aa, İzzet Bey gelmiş. Merhabalar, merhabalar. Hoş geldin İzzet. Hoş bulduk ablacığım. Sana aldım bunları. Karanfil hasta ziyaretine daha uygun olur diye düşündüm nedense. Sağ ol İzzet. Koş. Kalk. Açık konuşmam gerekirse içimdeki nefreti tam yansıtamıyorum. Ben zaten böyle kötü duyguları tam yansıtamam. Yani hissederim ama herkes gibi şey yapamam yani. Hı. Susup kalırım. Sen iyi bir çocuksun da ondan. Hı. Tatlı da ayrıca. Ay, İzzet çok tatlıdır. Tatsız olan zerre. Bana çakmadan da duramaz. Vallahi benim bu huyum iyi mi bilmiyorum ama şu an kendimi kötü hissetmeden yüksek sesle bir küfür etmek isterdim o terbiyesize. Çelim. Seni en iyi ben alırım abla. Sonuçta ikimiz aynı kişiden dayak yedik. Bak ya. Oğlum uzatmasana sen dayak mayak. Haksız mıyım hocam? Bazen senin de haklı olduğun konular oluyor Zerre. İzzet, eklemek istediğin başka uzun paragraf yoksa? Yok hocam. Bir geçmiş olsun diyeceğim, çıkacağım. Büyük geçmiş olsun sultanımız. Evet, sultanımız. Sana böyle demek istiyorum. Çünkü sen bizim... Daha uzatıyor ya. Sen niye en güzel yerinde kesiyorsun canım? Çok teşekkürler. Tamamlıyorum müsaadenle. Sen bizim sultanımızsın. Hiçbir sultan şu an benim kadar çirkin görünmüyordur ama. Hayır. Yok. Nefret ediyorum ağlamaktan. Ben ne olur yapma, yapma böyle. Çiçek ya. Bak hadi biz. Al şunu ya. İzzet. Hadi. Geldim hocam. Şuna gittim yaptım. Ne yaptım ya? Aç mısın oğlum? Gofret istiyorum ben. Sabah sabah gofret yenmez. Sen al ben yerim. Cevabı da nasıl yapıştırıyorsun? Kurban oldum. Gel lan kral beraber gidelim alalım. Anan da biraz dinlensin. Zerre. Tabii önce yumurta yiyeceğiz ama. Ha, öyle olur. Çocuğu da gelsin. Tamam. Çocuk gezdirdiğimiz yetmedi. Bir de köpek de gezdirelim anasını satayım. Yıldız, sen de gelsene beraber gezdirelim. Arkadaşımı yalnız mı bırakayım? Sen hep beni yalnız bırak. Gel bakalım. Hadi git. Çocuk gel. He? Biz gidiyoruz annesi. Aşkım. Hadi çabuk gelin. Aşkım. Hı. Nasıl olacak şimdi? Ne nasıl olacak? Alican hep sende mi kalacak? Tabii ki bende kalacak. Hepiniz bu odada mı kalacaksınız? Alican, sen, çocuğu. Başka kazık sorun kalmadıysa biraz daha uyumak istiyorum. Oruçken uyumak da iyi değil ama. Tamam, ben aşağıda takılırım. Alican'ı falan da oyalarız biz. Sağ ol canım. Yıldız, şunu da öyle koysun. Aman. Oh. Hala arıyor diyorum kızım. O zaman hemen yakalarlar. Kimi? Zahir'i.
Niye ki? Telefonla dinliyordur polis. Başka numaradan arıyor Yıldız. Olmaz o zaman. Ne diyor? Hayırlı Ramazanlar diyor Yıldız. Bana niye kızıyorsun ki ya? Sana değil, dünyaya fırça atarken sen de arada kaynıyorsun işte. Canın sağ olsun. Senin o güzel canın sağ olsun. Hoca biliyor mu bunu? Yok, hiç lüzum yok. Bilmese daha iyi. Niye ki? Bir balık da bu kadar kılçık iştah kaçırıyor şekerim. Çok doğru. İyi akşamlar. Canım, hoş geldin. Hoş bulduk. Ne haber Alişan? İyiyim. Alişan şöyle oturun isterseniz. Gel. Yok yok, ben kalabalık yapmayayım şimdi. Ben de onu diyorum hocam. Nasıl olacak böyle diyorum yani. Çok kalabalık olduk değil mi? Mantıklı insanlar ciddi konuları iftardan önce konuşmazlar. İşte kimse boşuna hoca olmuyor efendim. Tabii ki de canım. Tabii ki Yıldız'cığım, tabii ki de değil. Nasıl? Çok iyi, tabii ki. Tabii ki. Görüşürüz. Ben de geleceğim. İşe gidiyoruz dedim ya, merak etme, 2 saate geleceğiz. Ne alalım sana gelirken? Bir şey istemiyorum, ben de geleceğim. Hayır Alişan. Bana ne, ben de geleceğim. Bak, biz işe gidiyoruz. Ve sen bizim çalıştığımız yere hiçbir zaman gelmeyeceksin. Ne şimdi ne de büyüdüğünde, anladın mı? Sana bir şey soruyorum, anladın mı? Küsme paşam, küsme. Of, yerim ben seni. Dilber. Tamam kuşum ya, tamam. Tamam canım. Ama gelemezsin bizimle. Bak, İzzet abinle, Zerre, Cocu falan burada takılın. Biz hemen geleceğiz 2 saate değil mi? Ben babama gideceğim o zaman. Babana mı gideceksin? Evet. Biraz büyü. Babanı tanıyınca böyle konuşmayacaksın. Dilberciğim. Ne var Yıldız? Benim annem de babamı böyle kötülerdi. Ve bu beni çok kötü etkilerdi yani. Annen haklı mıydı peki? Yerden göğe kadar. Sabah başlardı içmeye, akşama kadar bizi döverdi. Su istediği zaman bile ödümüz kopardı. Niye? Soğuk getirsen çok soğuk, ılık getirsen çok sıcak. İlla bir sebep bulurdu yani arıza çıkarmak için. Annen iyi mi konuşsaydı şimdi bu adam için? Hayır, ama annemden de soğuyordum yani, onu demek istiyorum. Kadından niye soğuyorsun? Babam hakkında kötü konuşuyordu çünkü. Yıldız, Allah aşkına sen ne demeye çalışıyorsun tam olarak? Bu çocuk burada böyle yaşayamaz. Onu diyorum. Bu kadar konuştum, buraya mı bağladın yani? Tamam. Sustum. Annen haklıymış işte. Tamam. Aşureyi de ben aldım. Sağ olasın. Afiyet olsun. Bugün Şahin geldi dükkana. Hangi Şahin? Zahir'in kardeşi, hangisi olacak? Ne diyor? Oğlumu istiyormuş. O iftar sofrasında tarif edemeyeceğim arkadaş. Tabii ya. Devamlı temas halindeler demek ki. Ben Alişan'ı okula götürsem delil alır bunlar. Ne yapacağım? Yemeğini bitireceksin ve çocuğun yanında böyle şeyler konuşmayacaksın. Yıldız, seninle Ramazan eğlencelerine gidelim mi? Direklerin üstünde yürüyen adamlar filan. Ne diyorsun ya hocanın yanında? Ben yanlış bir şey mi söyledim hocam şimdi?
Sizi dinlemiyordum. Ha, gördün mü? Neyi gördün mü? Bir şey alayım. Otur hocam, otur. Ne oluyor ya? Lan sen niye söylüyorsun hocaya? Söyledim ben mi söylediğimi? Hocaya bak ya. Söyledi tabii. Niye söylüyorsun? Ne yapsaydım? Sana şey mi getirseydim? Neyi mi getirseydin? Boş ver Yıldız. İkinizin arasında benim bilmediğim bir şey mi var? Ben ona git bir tabanca al dedim. Bu da gitti hocaya söyledi. Söyleme dedim bir de. Ya, tabanca mı istiyorsun? Oh Allah'ım. Şu mübarek Ramazan gecesinin hatırına beni bu adamdan kurtar ya Rabbi. Amin canım. Alişan yesene oğlum. Fok fok ne abi? Oynayıp duruyorsun. Ramazan be hocam ya. Tüm gün böyle aklına insanın bir sürü şey geliyor. Onu yerim, bunu yerim, doymam, şunu yerim diye. Oturuyoruz sofraya değil mi? Bir zeytin yiyorsun, doyuyorsun. İşte nefis böyle bir şey. Ben de İzzet ne zaman boş konuşacak diye merak ediyorum. Boşuna mı gitti? Kurban oldum. Kazı yapıyor orada ya. Sen de arkeoloji okuyacaksın herhalde. Şey nasıl ya? Ben bunu çıkarayım o zaman yine. Sevdam beni havalandırayım gelin. Deleyledi. Şu garip gönlümün deli. Sevdam beni deleyledi. Gel gör halim beni yedi. Beni yedi. Sevdam beni deleyledi. Şu garip gönlümün demi. Gel gör halim beni yedi. Gel gör halim beni yedi. Sağlığına da gidesin daha bugün gibi, daha bugün gibi. Sağlığına da gidesin daha bugün gibi, daha bugün gibi. Hangi sebebe darıldın? Söyle içimi dağladın. Hangi sebebe darıldın? Söyle içimi dağladın. Bir gönlüne ben sığmadım. Beni. Bir gönlüne ben sığmadım. Beni. Salına da gidişin daha bugün gibi, daha bugün gibi. Salına da gidişin daha bugün gibi, daha bugün gibi.